Herkese merhabalar. Editör Masası programıyla karşınızdayız. Tarık Toros, Adem Ozarslan ve Levent Kenez'le birlikte seçime doğru giden Türkiye'de neler yaşanıyor onları konuşmaya çalışacağız. Bugün itibariyle tam olarak 33 gün var, 32 gün var seçimlere ve 15 Mayıs da artık Türkiye yeni bir yönetimle karşı karşıya kalacak. 14 Mayıs'ta seçimler var. Bakacağız neler olacak, bitecek. Arkadaşlar şimdi geçen haftadan bu yana, Cuma'dan bu yana bir hafta sonu geçti ve bu hafta sonunda da artık adayları partiler netleştirdiler. Bir sürü aday adayı vardı, onların içinden bazı tartışmalı isimler vardı. Kimisi aday olabildi, kimisi olamadı. Ya da şu anda hala meclis çatısı altında olanlar var, onların da bazıları aday olabildi, bazıları olamadı. AKP bir üç dönem mevzusu tutturmuş gidiyor. İşine geldiği zaman onu kullanıyor. İşine gelmediği zaman kullanmıyor. Kullandığı isimler var. Kullanmadığı isimler var. AKP'de değişik vesilelerle görevini bırakmış aday aday olmuş isimler var. Onlar adaylık bekliyordu. Kimisi olabildi, kimisi olamadı. Kimisi de olabildi ama hiç seçilemeyecek yerlerden koydular. Bir taraftan da Millet İttifakı'nın Altılı bileşenleri var. Onlar kendi adaylarını birleştirmeye, bir şekilde ortaya koymaya çalıştılar. Bir takvim oluştular ya da bir e, program oluşturdular. Bu çerçevede adaylarını koydular. Oradan çok fazla gürültü patırtı çıkmadı. Daha çok AKP'nin adaylarından sanki biraz e, fazla ses çıktı gibi geldi bana. Tarık Toros istersen bu milletvekilleri adaylarının belirlenme süreci ve sonrasındaki yansımalarla alakalı Seçime bir ay kala neler yaşanıyor, senin değerlendirmelerine başlayalım istersen. Yani çok kısaca, daha önce de hep konuştuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Parlamento her seçimde yarıdan fazla yenilenir. Ben Ankara'da çalışırken %70 yenilendiğini ben hatırlarım. %70'i gitmişti yani Parlamento'nun ve her seçim döneminde de küskünler hareketi çıkar. Eskiden küskünler hareketi şey yapardı. E, aday listeleri kesinleştikten sonra parlamentoyu tekrar toplantıya çağırıp e, işte e, seçim kararını iptal ettirmeye işte veya kendileri lehine bir şeyler çıkarttırmaya falan çalışırlardı. Yaptılar da bunu. Yani meclis olağanüstü toplantıya çağırmaya başaran küskünler hareketi falan da oldu. Şimdi tabii o dönemlerden uzağız. E, her e, aday listeleri kesinleştikten sonra e, şahsi olarak beklentilerini karşılam e, Beklentileri karşılanmayan isimler isimlerde e, patırtı yaparlar. Bu da son derece doğaldır. Mesela ben bu çerçevede İyi Parti'li Ayton Çıray'ın e, Çıray yaptığını <laughs> bu çerçevede değerlendiriyorum. E, bir, bir anlamda Metin Muharrem İnce'nin şeyine girdi. Yani Muharrem İnce'nin ligine girdi. Yani sen bir tweet atıyorsun, aday gösterilmemişsin ve diyor ki işte temayül dikkate alınmadı özetle ve yani beni de aday göstermediniz zaten parti barajın altında diyor. Şimdi parti barajın altında ne demek? Parti barajın altında demek, baraj şu anda 7 olduğuna göre İyi Parti'yi bu politikalar 7'nin altına çekti demek. Şimdi hançerliyor adeta. Tam da seçime bir ay kalır. Peki bunu de neden yapıyor? Öfkeyle yapıyor. Kızgınlıkla yapıyor. Ee, yine aynı şekilde CHP'de de aday gösterilmeyenler var. Ee, farklı partilerde de aday gösterilmeyenlerin kendine göre e, homurtları var. Ama yani mesela ben altını çiziyorum. Ee, i̇ki dönemdir aday gösterilmediği halde mesela CHP'de Eren Erdem'le Barışçı arkadaşın sesi çıkmıyor. Biliyorum ki üzgünler. Biliyorum ki adaylık bekliyorlardı ama e, olmadı. Fakat olmadığı halde de şu anda gürültü yapmıyorlar. Yani susuyorlar. Sonraki dönem için sıralarını bekliyorlar. Yani bir anlamda yani bu işi olgunlukla karşılayanlar var. Fakat patırtı yapanlar da var. Ama şeyi e, önemsiyorum. Yani bu çerçevede çok şey konuş, konuşulabilir adaylık listelerinde. E, özetle AKP e, listelerine baktığınızda bir tane yıldız isim yok. Yani Hulki Cevizoğlu'yla anılan ne bileyim savcı sayanla anılan ne bileyim işte böyle abuk subuk sabah gazetesinin takvim gazetesinin birinci sayfadan koyduğu isimlere bakıyorsunuz. Kimsenin tanımadığı bilmedi, kamuoyunun tanımadığı isimlerin falan öne çıkarıldığı falan bir şey. Yıldız isim yok ve şey bir anlamda Erdoğan ...ya ya da insanlar onunla beraber yürümek istemiyor... ...böyle bir tarafı var... ...öbür tarafa baktığınızda... şey ...muhalefet listelerine baktığınızda da... ...bana göre daha başarılı... ...yani e, şeyi... ...bakın bir Sadullah Ergin tantanası var... ...epeydir birkaç gündür devam ediyor... Hı hı. E, ...tüm bu tantanaya rağmen... ...ben Millet İttifakı'nın gerek... E, ...son e, bir aydır iki aydır... E, ...bir Kılıçdaroğlu etrafında kenetlenmesi... ...tüm o Meral Akşener falan depremine rağmen... 8 gün içinde e, bu Saadet Partisi deva ve geleceğen ittifak içinde ittifak formülü çalışmayınca 8 gün içinde biz sizi CHP listelerinden aday gösteriyoruz deyip bu ayarlamanın yapılması falan bunlar hepsi takdire şayan. Kolay değil yani bir birlik bütünlük sergiliyorsun ve e, deldirmemeye çalışıyorsun. Yani bu önemli e, binde bir bile değildir bugün Sadullah Ergin'i tartışanlar 10 binde bir bile değildir ama sesleri gür çıkıyor ve domine ediyorlar tartışmaları. Allah aşkına Saadullah Ergin'e sadece şunu söyleyip geçiyorum. Sa Şimdi siz bir ittifak protokolü yapmışsınız. CHP'de Ankara'da, İstanbul'da belli illerde seçilebilecek noktalarda belli şeyleri boş bırakmış. ...belli sıraları boş bırakmış ve demiş ki... ...gelecek partisine şu sırayı... ...Deva Partisi'ne şu sıraları... ...Saadet Partisi'ne şu sıraları boş bırakıyoruz... ...buraya adaylarınızı yerleştirebilirsiniz demiş. Ve gene ittifak protokolü uyarınca... ...Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi... ...oraya bir takım isimleri koymuş. Şimdi ittifak içerisinde... Bunun yadırganacak bir tarafı yoktur. Bunu zaten siyasi partiler de bilirler, genel merkezler de bilirler. Ve o partinin taraftarları da bilmesi gerekir. Fakat patırtı çıkıyor. Yani tuhaf olan bu. Ya senin liderinin etrafında kenetlenmişler. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu de, oğlu demişler. Bu az bir şey mi? CHP'nin oyu kaç? Bin yıldır 25 civarında. Aşamadı bir evet. türlü. %25'te Cumhurbaşkanı seçebiliyor musun? Hayır seçemiyorsun. %50 artı bire ihtiyacın var. Onlar senin Kılıçdaroğlu'nu... Yani senin genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmişler, içlerine sindirmişler. Sen onların dört tane adayına laf söylüyorsun. Ayrıca yapılan bütün projeksiyonlarda bunun CHP'nin oyunu da artıracağı, CHP'ye yani saadete, geleceğe veya devaya verdiği koltuklardan daha fazla, hani onlara verdiği koltuklar kadar da hatta belki şey getirebileceği, Milletvekili getirebileceği projeksiyonları yapılıyor. Yani CHP benim 200 koltuğum vardı. Bu 200 koltuğun 30'unu ittifak üyelerine verdim demiyor ki ben 200'den 170'e düştüm demiyor ki belki CHP 200 potansiyel koltuğu 220'ye 230'a çıkaracak. Yani verdiklerinden daha çok fazla şey yapacak kazanç sağlayacak. Bir de yani Allah aşkına Sadullah Ergin'e laf söylüyorsun. Cemal Engin Enginyurt'u, Cemal Enginyurt kim ya? Abuk subuk bir şapşal. 2000 <laughs> yılında Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu Sadi Somuncuoğlu. Devlet Bahçeli'nin emriyle gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arabasının önünü çevirdi. Cumhurbaşkanlığına adaylık dilekçesi vermesini engelledi. Arabasını yumrukladı. Tartakladılar orada. O çetenin başındaki adam. Cemal Engin Yurt, CHP İstanbul 1. bölge 9. sırada. Bence Sadullah Ergin'den daha önemlidir bu konu. Allah aşkına Tuncay Özkan, İzmir 1. bölge 2. sırada. Tuncay Özkan'ın ne kadar kirli olduğunu, ne kadar ee, itibarsız olduğunu Diğer mahallelere gerek yok. CHP'nin kendi mahallesi biliyor. Korkularından bir şey söylemiyorlar. KRT televizyonunu yönetiyor. Öbürü belki partide belli bir masa tutmuş falan filan. Şehrinden korktukları için bir şey demiyorlar. Sen önce bunlara bir şey söyleyeceksin. Senin kendi adayların, senin başka listelere koyduğun isimler çok mu temiz yani? Dolayısıyla Bunlara şey yapmamak lazım bel bağlamamak lazım yine aynı şekilde mesela son onu söyleyip bitireyim Cengiz Çandar'a Hasan Cemal'e filan laf söylüyorlar İşte geçmişte bunlar AKP ile kol kolaydı ya arkadaş biz o günleri yaşadık Cengiz Candar'da, Hasan Cemal'de AKP ile kol kolay isimler değildi sadece politikalarına destek verdiler. Bir dönem bir partinin politikalarına destek vermek vermek sizi onlardan yapmaz artı bir dönem bir partinin politikalarına destek verdiniz diye ilelebet de bundan dolayı sorumlu tutulamazsınız. E sen de Muharrem İnce'ye destek vermiştin 5 sene önce. Sen de Muharrem İnce'nin peşine takılmadın mı? Sen, sen de Muharrem İnce'nin yaptığı mitingleri tam sayfa gazetene açıp da övgü dolu manşetler atmadın mı? Şimdi nerede Muharrem İnce? Ben bundan dolayı seni kınıyor muyum? Yani bir dönem Muharrem İnce'ye verdiğin destekten dolayı seni nasıl kınamıyorsam... ...sen de bir dönem Aydınlar AKP'ye belli politikalardan dolayı destek verdi diye kınayamazsın. Ama dedim ya bu... Gerçekten emin olun çok üzerinde durulacak, sinirlenilecek, kızılacak bir durum değil. Yani 10 binde birler ama bu 10 binde bir kitle Kemalist, Ulusalcı, Eski Ergenekon ne derseniz deyin sesi biraz gür çıkıyor. Twitter'da belli alanları blok etmiş gibi görünüyor. Teşekkürler. Böyle genel bir değerlendirme yaptın. Şimdi Adem sana döneceğim. Böyle bu kadar detaylara girmeden sana genel sorum şu. Atmosferi nasıl görüyorsun? Ya yani Türkiye seçime gidiyor. Defalarca seçim öncesi yaşayan Türkiye'ni haberleştirdin, takip ettin, siyasetçilerle görüştün, yayınlar yaptın. Bugünkü seçimlere gittiğimizde yani bu bu seçimlere gittiğimizde 14 Mayıs'a doğru giderken bir ay zaman kaldı. Sen havayı, atmosferi hem iktidar hem de muhalefet açısından baktığımızda nasıl görüyorsun? <laughs> Ya bütün olarak bakıldığında yani en önemli iki aşama geçti malum. Adayların belirlenmesi, daha sonra da milletvekili listeleri ikisi de geçti. Artık kampanya dönemindeyiz. Artık vaat dönemi. Liderlerin ekranlara, kürsülere çıkıp bol bol dağıtacağı, taraftarını Bülent Arınç'ın tabirle ütmeye çalışacağı dönem. Dolayısıyla biz fantastik bir bir ay göreceğiz. Her şeyi görmemiz mümkün. Hatta dün Erdoğan malum seçim beyannamesini ilan etti. Neler yapacağını anlattı. Ben o 300 maddeyi inceledim, baktım. diyebilirim ki bütün mesleki kariyerim boyunca takip ettiğim AKP seçim beyannamelerinin en zayıf, en ruhsuz, en heyecansız olanı. Hani hatta şöyle bir örnek vereyim. 2002-2003 döneminden itibaren AKP seçim beyannamelerini alın. Üzerindeki AKP logosunu ve ismini kaldırın. Yerine deyin ki bu parti X partisi işte seçim bernamesi düzenledi ve işte vaatleri de hedefleri de bunlar deyip onları koyun kendini Silivri'de ya da Sincan'da bulur. AKP'nin kendi beyannamesinden bahsediyorum. Dönün AKP'nin eski 2010 öncesi beyannamelerine bakın. Bugün hepsi hapse gider. Böyle bir uçuş, böyle bir dönüşüm var Erdoğan kabinesinde, listesinde. Şimdi Erdoğan'dan başlayalım. Yani bir kere liste çok zayıf. Yani Az önce eee tarih hatırlasoydu Hulki Cevizoğlu'ndan ya Osman Gökçe'nin umut bağlandığı bir e, AKP listesinden bahsediyoruz. E, taciz görüntüleri ekranlara çıkmış Necmi Kadıoğlu'nun listelerde yer aldığı taciz e, şeyden bahsediyoruz. AKP listesinden bahsediyoruz. Ya, gerçekten AKP listesi inanılmaz zayıf. heyecan verici bir tane aday yok. Dahası şaibeli bir sürü adam listelerde yer almış. Erdoğan şöyle bir mantık yürümüş. Hani e, MHP'de de var ya küçük olsun benim olsun yeni yerlere açılmayayım muhafaza edeyim. Yani çünkü benim çözemediğim hala hazırda da ciddi ciddi endişe ettiğim nokta şu. Erdoğan e, bu zayıf listelerle bu zayıf seçim vaatleriyle bu e, heyecansız kampanyayla seçimi kazanmayı nasıl garanti olarak görüyor? Acaba bu işin içerisinde ne tür bir bit yeni var diye günlerdir kafa yarıyorum. İnsanlarla konuşuyorum ve burada ne olabilir? Çünkü hani görünen köy kılavuz istemez. Yani heyecansız. Düşük profilli bir listeyle ve seçim vaatleriyle gidiyor. Ya seçim vaatlerinin içerisinde şu var, Allah aşkına ete e, şeytan cümleyi söyleyeyim ben size. E, hatta onun görselini de paylaşmıştım. Ya düşünsenize 21 yıl soyunda şey sonunda Türkiye'nin geldiği yere bakar mısınız? Yeni dönem hedefleri et ürünlerine erişim adımı. Bakın şaka değil, Üf. et ürünlerine erişim adımı. Yani yeni dönem AKP hedefi bu. Şimdi yani hani şeyi geçtim. Hani böyle fantastik e, uçak uçak gemileri şunlar bunlar bunların hepsinin realitesi yok. Hani vakit kalırsa neden olmadığını da anlatırız. Çok basit teknik izahları var. Yani yalanlar üzerine kurdukları bir kampanya var. Ama ya düşünün bakın her şeyi bir kenara koyun. Ya 21. yılındasınız, tek başınıza iktidarsınız ve seçim vaadiniz et ürünlerine erişim adımı. Hani adım başarısız da olabilir. Et yine yiyemeyebilirsiniz diyor yani hani et vatandaşına et verebilmeyi vaat eden bir iktidarla karşı karşıyayız ya. ve böyle bir tablo içerisinde son 32 gündeyiz ve böyle bir tablo içerisinde heyecansız ruhsuz bir yapı var. Yani düşünsenize Osman Gökçe'nin Ankara'da Yıldız Adayı yapıldığı bir şeyden bahsediyoruz. Ne bileyim bir sürü küskün oluşmuş sağda solda ilk defa AKP'de daha önce hiç görmediğimiz şeyler. Sosyal medya üzerinden Erdoğan'a etiketleyip isyan eden il başkanım istersiniz. Eski işte Mehmet Metinler gibi müptezellerin ya bu iş çok kötü oldu, çok kötü isimler var listelerde deyip söylenmelerini mi istersiniz? Urfa'da başlayan isyanı mı istersiniz? Bir sürü yerde sorun var. Hani Genel sorduğun için söylüyorum. Bugün çıkan bir takım anketlerin de, hani genelde anketlere şüpheli yaklaşmak lazım ama havayı yansıtması açısından söyleyeyim. Rüzgar muhalefet lehine esiyor. Muhalefetin yelkeni daha dolu, daha güçlü. İktidar canında ciddi bir e, şeysizlik var, e, enerjisizlik var. E, bakalım bu enerjisi nasıl atacaklar kalan 32 günde ama şu haliyle söyleyeyim. Hani iktidar tank, top, tüfek, İHA vesaire gibi yalanlarla, gazlarla e, seçimi kazanmayı hedefliyor görünen o. Ve bu da son derece düşündürücü. Yani öbür tarafta e, et ürünlerine ulaşmayı <laughs> bir iktidar var ama ne kadar başarılı olacaklar bunu tartışmak Peki konuşmanda yani biraz da şunu anlıyorum ben. E, bu şartlarda e, iktidarın bu haliyle bu adaylarıyla e, normalde seçimi kazanması çok zor gözüküyor. Zaten anketler de bunu gösteriyor. Acaba arka planda başka bir şeyler mi çeviriyorlar diye düşünüyorsun. Yani şöyle e, düşünmüyorum. Bunun üzerinde ciddi ciddi endişelerim ve e, şeylerim de var. E, argümanlarım da var. E, şimdi birincisi şu. Erdoğan her zaman e, seçimin taşıyıcısı olmuştur AKP'de. Yani Erdoğan'ın kampanyanın en büyük taşıyıcısı olur her zaman. Ama Erdoğan'da da bu performans düşüklüğü var. Mesela şimdi bugün Ankara'da Kızılay Metrosu ile ilgili bir açıklıkta konuşuyor. Dönüyor dolaşıyor, seccadeye gidiyor. Dönüyor dolayıyor işte bunlar PKK ile işbirliğine gidiyor şeklinde. E, açıklamalar yapıyor ama ötesine bir şey koyamıyor. Yani bir heyecan estiremiyor. Bir, bir rüzgar yok. Yani rüzgarı sönmüş vaziyette iktidarın. Şimdi burada tabii akla şu soru çok mantıklı bir şekilde geliyor. Ya anketler ortada ve adaylar ortada zayıf. Ciddi ciddi bir rüzgar yok, esrilen bir e, hava yok ve cazip vaatler yok. Hani ekonomi yerlerde sürünüyor, rezalet diz boyu. Yani insanlar sosyal medyada et, soğan paylaşıyor, görüntüleri paylaşıyor. Yani soğanın tanesinin mükaştir olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve tam anlamıyla e, bütün argüman şeyler asetler Erdoğan'ın aleyhine. Peki Erdoğan bu sürede neye güveniyor olabilir? İşte burada seçim manipülasyonları akla geliyor. Bunlardan bir tanesi şu. Hani hem seçim manipülasyonları hem de ben Erdoğan'ın seçime kadar olan süre içerisinde Türkiye'nin başına bir bela açacağını düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Mesela işte geçtiğimiz günlerde Süleymaniye'de bir drone saldırısıyla bir takım girişimlerde bulundular. Hani diyeceksiniz ki bu niye bela açabilir? <laughs> Çünkü saldırı boyda Amerikan askerleri vardı. Şimdi Amerikan askerleri ölseydi bugün bambaşka bir Türkiye konuşuyor olurduk. Hani bu, Bunun gibi şeyler var. E, artı e, seçime doğru özellikle Cambridge Analytica gibi skandalları hatırlatalım. Amerikan seçimlerindeki sorunlar. Ben Erdoğan'ın bu konularda çok yoğun çalışmalar yaptığını zaten uzun zamandır anlatıyorum. Yani seçimi seçime gitmeden kazanmak için yaptığı şeyler var. Ve belki de onların rahatlığıyla bu kadar e, önemsemiyor adaylar, söylemler. Yani 21. yılın sonunda ete e, ulaşma imkanı sağlayacağız size diyor. Ete ulaşma imkanı. Zor evet ben senin kendi kanalında yaptığın analizde de onunla bahsettiğini biliyorum. Erdoğan belki yani teknik olarak sandıkların çıkacak sonuçları etkileyebilecek çalışmalar yaptığını düşünebiliriz. YSK üzerindeki baskılarından dolayı YSK'nın alabilecek muhtemel hırsızlıklara karşı ses çıkaramama durumundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla pek çok senaryo var Erdoğan'ın uygulayabileceği. Fakat benim biraz gördüğüm bu saatten sonra eğer Türkiye'de böyle bir kaos bir yerlerde patlamalar yapma, ülkeyi savaşa sürükleme gibi konuların artık sadece 30-32 gün kala seçimlere gerçekleştiriliyor olabilmesi Türkiye'de toplum tarafından en azılı AKP taraftarı bile olsa ya seçimi kazanmak için bunu yapmıştır algısı oluşturacağını onların da düşüneceğini tahmin ederek ben bunu kolaylıkla yapamayacağını öngörüyorum. Levent sen ne diyorsun? Ya, hem evet hem hayır diyorum. İçeride çok güçlü bir e, propaganda araçları var. O yüzden hani o kadar da iyimser değilim. İşte Allah korusun hep burada konuştuğumuz şehit cenazeleri geldiği zaman bir anda ülkedeki bütün iklimi değiştirebilecek e, hem e, e, ekipleri var, hem örgütü var, hem devletin bütün apartmanları var, istihbarat var. Yani bütün her yerde bir bakmışsınız e, HDP binalarına saldırılmış. Altılması zaten 7 ortak HDP diyor. Bir anda PKK ve ortakları yani bir anda iklimi değiştirebilir. O yüzden o kadar e, ya seçime şu kadar kısa bir süre kala Halk bunlardan bilir. Böyle olmuyor. Bazen hani daha böyle e, gazeteciler söyleyebiliyor ama iş halk bazında algılanması daha farklı oluyor. Dileriz böyle bir şey yaşanmaz. E, çünkü gerçekten seçime gidişat çok rutin gidiş. Böyle İstanbul seçimlerine gidiş gibi. Daha önce o 7 Haziran seçimlerine kaybetti, yani AKP'nin başarısız olduğu seçimlere gidişat gibi bir iklim var. Ben de endişeliyim. Ne yapabilecek? Zaten hep bu karanlık senaryo konuşuyoruz. Daha önceki programlarımızda hep baktığımız zaman bu ne yapacak yani hangi karanlık senaryoya başvuracak onu tartışmışız. Çok da haksız sayılmayız çünkü e, her türlü seçimi kazanmak tek amacı. Yani mülakatı kaldıracağız dedi ya daha ötesi var. Yani bazen insan diyor ki ya, 20 yıldır ülkeyi AKP yönetse çok güzel bir ülke olacakmış. Yani öyle e, vaatlerde bulunuyor ki hatta Kemal Kılıçdaroğlu hatta biraz da tiye aldı ancak benim vaatlerimden bahsedebilirsin dedi. Bu listelerle alakalı olarak e, Millet İttifakı'nın bu göstermiş olduğu e, dayanışma diyelim sorun çıkartmaması genel başkanlar arasında bir sorun çıkmaması partiler arasında bir sorun çıkmaması bence çok başarılı oldu. E, genelde hep ne bekliyordu? Çok parti var. Küçük partiler boylarından fazla çok fazla talepte bulunacaklar vesaire. Bunlar eninde sonunda hani Kılıçdaroğlu'nun aday gösterminde dağılmadılarsa milletvekili listelerinde kesinlikle sorun yaşar denmişti. Herkes bence e, yapıcı davrandı. CHP fedakarlık yaptı. Ama ittifakta zaten böyle bir şeydir. Bu partilerle bir araya geldiğinde bunu yapacağım belediye miydi? işte Saadet Partisi daha önce de zaten listesi CHP'nin listesinde yer almıştı. Deva ya da gelecekten de insanlar gelecekti. Yok eski AKP'leri seçiyoruz yok Sadullah gün vesaire. Ben bunun gerçekten çok kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok daha özünde bu hükümetin değişmesini istemeyen kesimlerin aslında birer propaganda şeyler olduğunu şimdi yoksa alt alınmasa da böyle bir sorun yok. Bence iyi başardılar bu listeleri şey yaparak. bakacağız. Esas kampanyalar şu an şimdi başladı. Hep bunu söylüyorduk. Milletvekilleri listeleri şu an belli oldu. Bundan sonra daha yoğun bir döneme gireriz. Şimdi şöyle yapalım ee, isterseniz arkadaşlar. Mı? Ee, bir bir öneride bulunabilir miyim? Ya bu Levent'in bıraktığı yerden bence biraz açmak lazım. Tarık'tan ne düşünebilirim. Yani sosyal medyada, medyada çok görüşen bazı konuşan bazı kesimler var. Bunlar yoğun bir şekilde hepsine bakıyorsunuz bir şekilde. E, ulusalca ergen konucu kadrolar çok yoğun bir şekilde e, şey var. E, muhalefet eleştirisi var ve hatta yani mesela dün işte Babala TV'de Muharrem İnce 7 saatlik bir yayın yapmış sosyal medyadaki paylaşımlardan, programa katılanların paylaşımlarından görüyorum. Ya bir tane AKP eleştirisi yok. Bütün program CHP eleştirisiyle geçmiş. Yani ve e, ilginç tabii yani bunun daha Oğuzhan Uğur'un yapmış olması. Burada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani e, Sadullah Ergin eleştirileri ki yani bence çok haksız bir eleştiri. Sadullah Ergin'in döneminde Türkiye Dünya Hukuk Endeksinde nerede olduğu ortada. Şimdi bugün geldiğimiz yer ortada. Yani Bekir Bozdağ'la kıyas bile götürmeyecek birisi. Şimdi bu noktada şunu görmek lazım. Ya Kılıçdaroğlu'nun başardığı şey, hani o altılı masayı bütün o e, fırtınanın ortasından çıkarabilmesi artı milletvekili listeleri içerisinde e, muhalefete seçilebilecek yerlerden önemli noktaları vermesi ciddi bir fedakarlık, ciddi bir e, özveri var orada. Ve söylemleri içerisindeki o Halil İbrahim sofrası, barıştırıcı, kapsayıcı söylem sadece Erdoğan değil, bir takım iktidar ortakları, adı sözde muhalif olan bir takım kesimleri fena <laughs> Yani bakın bugün işte Yılmaz Özdil'inden Tutun Uğur Dündar'ına, Tuncay Özkan'ından Murat Ağrı'yla bütün o malum tayfa hep birlikte Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Hatta ben şöyle bir adım daha yukarı çıkartayım. Sedat Peker'in konuşmaması nedeni de bence bu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı toplumsal açılım sözde muhalif bir takım kesimleri rahatsız ediyor. Onların hedefi Erdoğan rejimi devam etsin bir şekilde o katı fanatik, ulusalcı, milliyetçi söylem devam etsin şekildeler. Ben liste savaşında aslında söylemek istedikleri meselenin, daha doğrusu liste savaşı değil mi de, liste örgülük bir takım eleştirilerin aslında buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Hatta dediğim gibi Sedat Peker'in vaat ettiği ya, e, videoları yayınlamama nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı sosyal, e, sosyal açılım, toplumsal açılım onların beklediği bir şey değildi. Onlar daha böyle Tunca Özkan tarzında kafasında insanların tarzında bir muhalefet bekliyorlardı. Ben o yüzden e, bu liste eleştirilerini e, biraz daha değişmek gerektiğini düşüncesindeyim. Çünkü bunlar kalan 30 33 gün içerisinde itirazların çıkışları falan dahil olmak üzere başka sabotaj girişimleri de bunlar geleceklerdir. Evet, bunlar da tabii konuşalım. Bir taraftan da biraz daha konuya böyle e, alternatifler ve e, anket sonuçlarına göre e, neler çıkabilir onları da isterseniz konuşalım. Mesela Muharrem İnce'nin oylarının sizin de öngördüğünüz gibi birkaç haftadan bu zaten söylüyorsunuz, söylüyorsunuz bir balon gibiydi Muharrem İnce. Ee, %5'ler 6'lardan bahsediyorlardı. Şimdiki anketler %2'ler civarında gösteriyor. Muhtemelen seçime doğru artık iyice balonu sönecek gibi gözüküyor. E, Muharrem İnce'nin ise %2'lerde oy aldığı bir ortamda birinci turda e, Kemal Kılıçdaroğlu tek başına iktidar olabilir mi? Eğer birinci turda e, Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olamazsa bile, fakat önde gözükürse, bu kez AKP'nin baskısı altında bulunan, her bir AKP'yi sevmese bile korkudan, AKP taraftarı gibi gözüken ve o şekilde kararlar alan bürokratlar nasıl bir tavır sergilerler? E, bir taraftan güvenlik güçleri, öbür taraftan e, yargı, öbür taraftan YSK. Eğer AKP'nin gittiği gibi bir hava sezerlerse, yine hukuksuzluklarına devam ederler mi, etmezler mi? Böyle farklı senaryoları biraz konuşalım mı Tarık? Ya konuşalım şöyle ki Muharrem İnce olayı hani ben burada propaganda sadedinde veya niyet sadedinde söylemiyorum. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Muharrem İnce balonu sönüyor. Olması gerektiği gibi esasen doğru, doğrusu olan doğru olan da bu. Yani o belli ki son kerteye kadar hatta birinci ikinci tur arasında gerek Erdoğan'la gerekse millet ittifakıyla pazarlık yapacak. Elini güçlü tutacak bir şekilde kendi adaylığını orada koruyacak. Ya da kendi pozisyonunu orada koruyacak. Fakat eğer birinci turda örneğin %1, 2 gibi bir oy alırsa pazarlık gücü düşecek tabii. Ama daha yüksek bir oy alırsa %5, 6 gibi bir oy alırsa o zaman bir pazarlık gücü olacak muhtemelen ve sonuna kadar bunu götürecek. Yani Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapacak. 2 kere 2 4 Bakanlık pazarlığı yapacak. İki kere iki dört. Şimdi bu balon sönüyor. Millet İttifakı'nın ve muhalefet unsurlarının Muharrem itibar etmemesi gerekiyor. Gerek aday olarak gerekse partisine. Şimdi baktığında Muharrem İnce'nin söyleminde de bir gerçekten hiçbir şey yok. Ben o ilk memleket partisini kurduğunda bir iki mitingini seyrettim. Boş beleş. Ee, i̇lk sahaya çıktığında işte Köroğlu gibi falan diye konuşuyordu ya, Bolu'da miting yaptı, Bolu'daki kalabalığa baktım, oradaki konuşmasına baktım, 25-30 dakika bir miting yaptı. Oturdum üşenmedim, seyrettim. Boş beleş. Ee, ne karabalı kalabalığı heyecanlandırabiliyor, ne de bir kalabalık toplayabiliyor, ne de bir vaadi var. Ee, listelerine baktığınızda kimse yok. Memleket partisinden kim aday olmuş? Kimse bilmiyor. Şimdi yani milletvekili aday listesini söylüyorum. Şimdi e, şunu bekledi ve e, Millet İttifakı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu da bunu ustaca püskürttü. Beklediği şey şuydu. Sürekli CHP'ye çalışıyor zaten. E, CHP'de küskünler oluşacaklar ve e, bu küskünler e, Memleket Partisi'ne gelecekler. Biz onları aday göstereceğiz. E, CHP'deki küskünler de buna prim vermedi. Dolayısıyla o konuda da yalnız kaldı. Ben gittikçe e, desteğinin düşeceğini e, düşünüyorum. Fakat şu var. Adaylık denklemini sordun. Adaylık denkleminde e, tüm e, araştırmalarla sabit ki e, sadece Muharrem İnce değil. Muharrem İnce ve Sinan Ogan diğer aday. E, totalde %5'i geçerse seçim ikinci tura kalıyor %100. Ama %1'de <laughs> 2'de kalırlarsa toplam oyları %1'de 2'de 3'de kalırlarsa ikisinin toplam oyu seçim ikinci tura kalmayabiliyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu %50 artı 1'i alabiliyor. Erdoğan hiçbir koşulda yüzde 50 artı bir alamıyor, yüzde 40-42 bandına gelmiş, oturmuş ve oradan artık artmayan bir oyu var, artmıyor yani. Doğal doğal olarak da şey bunu bunu zorlayacak. Bir de çok provokatörü var Erdoğan'ın veya sarayın sahada. Yani şimdi biraz evvel Adem güzel bir yere getirdi. Öyle bir mücadele ki bu, muhalif görünümlü, muhalefet görünümlü insanlarla mücadele ediyorsunuz. Yani. Muhalifmiş gibi şeyler atıyor. Sureti haktan görünüyor. Tweetler atıyor. Söylemlerde bulunuyor ama sonuçta son tahlillerle tahlilde iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Bir anlamda ölüm kalım savaşı olarak bakıyorlar. Şimdi iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi şu. Barış Terkoğlu ve Pehlivan bir kitap yazdılar SS diye. Süleyman Soylu'yu anlatıyorlar. Profesör doktor Vedat Demir bin kere tekrar ettikleri iddiayı o kitaba da koymuşlar. Köşesinden yırtınıyor. Hayır diyor böyle bir şey yok. Ben yalanladım. Benim diye en azından açıklama yapmıyorlar. Ya niye? Çünkü bir şey bir savaştalar ve bu savaşta karşı tarafın tezlerini kullanmamaları lazım. İkinci örnek, Ümit Özdağ, Ece Günerle ilgili bir iddiada bulundu. Dedi ki Ece Güner CHP'li Erdoğan Toprak'ın eşidir. Erdoğan Toprak CHP listelerine koyamadığı için İyi Parti'ye pasladı. Ece Güner gitti İyi Partiden aday oldu. Ece Güner bunu anında yalanladı. Hayır, evet Erdoğan toprakla biz evliydik ama geçen sene boşandık. Zaten siyasete girmemi hiç istemedi ve e, biz iki ayrı hür birey olarak kendi siyasi hayatımızı çizdik filan falan. Ümit Özdağ'ın tweet'i orada duruyor. Kadın bas bas bağırıyor ve Ümit Özdağ'ın tweet'inin altında binlerce tepki var. Ümit Özdağ bu tweet'e dönüp bakmadı, tweet'ini de silmedi. Peki özür dilerim, yanlış anlamışım falan da demedi. Niye? O işte bir savaştalar ve cevap düzeltme hakkı dahi kullandırmıyorlar. Peki aynı aynı Ümit Özdağ ne yapıyor? Aynı Ümit Özdağ gidiyor Yeşil Sol Parti'nin standını geziyor ve Yeşil Sol Parti standında kimseyi bulamayınca da muhtemelen daha çıktılar diyor. Yani profesör doktor bu adam ve 10-15 sene öncesine kadar biz de itibar ediyorduk. Böyle kalın kalın Türkiye üzerine analizler falan şey yapan bir think tank'in başındaydı. Geldiği noktaya bak. Sonra eee şeye gidiyor. Taksim İstiklal'de seçim propagandası yapıyor. İstiklal Caddesi'ne çıktık. İşte neymiş? Türk seçmen bulabilirsek o isteyeceğiz. Şimdi şeye bakabilir. Şeye bakıyor musunuz? Provokasyona bakıyor musunuz? Ya arkadaş İngiltere'de Londra'da Trafalgar Meydanı'na gittiğinde bir tane İngiliz bulamazsın. Yani bu mu yani? İstanbul'da da elbette Taksim'e çıktığında sana oy verecek seçmen bulamaman gayet normal ama işte ka kaşırdığı yer itibariyle hizmet ettiği yer itibariyle dikkat çekiyor, sırıtıyor bunlar. Ee, evet. seçime doğru çok tamam, şey olabilir şimdi, fakat ben, en başta hı, en başta konuşurken bir bahsetmiştik biraz rakamlardan, senaryolardan bahsedelim diye. Ee, şimdi bir araştırma sonucu var. 1-2 Nisan tarihleri arasında gezici araştırma Türkiye genelinde 2864 kişiyle hanelerde yüzde yüz görüşme metodu ile bir bilgi topluyor, bir anket yapıyor. Çıkan sonuç şu. 1-2 Nisan yani bundan 10 gün önce yapılmış bu anketin anket. 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy, oy vereceksiniz diye sormuşlar. Kemal Kılıçdaroğlu %53 gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan %43. Muharrem İnce %2. Sinan Ogan %1.3 gözüküyor. Eğer diyor seçim ikinci tura kalırsa, Hangi adayı seçersiniz dediklerinde de böyle bir sonuç çıkıyor. Size bu, istersen buradan Tarık ya da Levent'le de devam edebiliriz. Arkadaşlar bu sonuçlara sizin ekleyeceğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey söyleyeyim, Levent devam etsin. Mı? Bu benim biraz evvel söylediğim e, iyimser senaryoyu destekliyor. Yani ilk turda kimse Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a itibar etmedi. Oyları totalde yüzde üçte kaldı ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüsledi şu evet. Gezici araştırmaya Murat Gezici onun görüşlerine çok fazla itibar etmiyorum. Araştırmanın da ne kadar olduğu konusunda tartışmalı. Çünkü iktidar kanallarına çıkan, iktidar yazarlarıyla paslaşan bir isim Murat Gezici. E, fakat e, birinci tur ve ikinci tur iyimser senaryo. Yani onun ortaya koyduğu anket çalışması iyimser senaryo gibi duruyor. E, şeyi önemsiyorum ben. E, eğer ekrana getirebilirsek ben e, paylaştım rejiyle. Timur Kuran Hoca e, yurt dışında Amerika'da galiba e, enteresan bir senaryodan bahsetmiş. E, belki onun üzerinde de durabiliriz. E, bu bütün birinci tur, ikinci tur olasılıklarında. Diyor ki özetle bu tweette uzun bir tweet atmış. Bu tweetin özeti şu. E, ilk turda diyor e, ve iki, muhtemelen ikinci turda diyor e, işte e, muhalefetin ipi göğüslemesi durumunda e, iktidar, e, Erdoğan ve çevresi Önce YSK eliyle, sonra da asker eliyle veya güvenlik güçleri eliyle e, bir kaos çıkarabilir. Bir tarafta hukuksal olarak e, durumu değiştirmeye çalışır. Yani YSK eliyle. Öbür tarafta da güvenlik güçleri eliyle e, durumu zapturapt almaya çalışır. Hani bu OHAL ilanı, sıkı yönetim ilanı gibi şeyler de olabilir. Fakat diyor, gidişatı gören, iktidarın gerçekte kaybettiğini gören, mealen söylüyorum bu tweet mesajını, gidişatı gören, iktidarın kaybettiğini gören, Hakimler, askerler veya güvenlik güçleri son tahlilde başta girmiş gibi görünseler bile daha sonra çekilebilirler. Ya bu böyle bir şey yaparsak, iktidarın dümen suyuna girersek şey başımız belaya girer. Yarın öbür gün biz de sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanırız. Hatta müebbetle falan yargılanırız deyip muhalefetin önünü açabilirler diyor. Çok enteresan bir senaryo. Şunu söyleyeceğim. Birinci tur, ikinci tur. Şimdi herkes seçim gecesi planlaması yapıyor. Seçim gecesinde ne yapacak? Herkes birinci turda turda bu iş bitecekmiş gibi görünüyor. şey davranıyor. büyük olasılıkla birinci turda bitmeyecek. İkinci tur sarkacak ve birinci tur ikinci tur arasında bence Türkiye en uzun 15 gününü yaşayacak. Özellikle 13-14 Mayıs'tan itibaren ikinci turun olacağı 28-30 Mayıs'a kadar kırmızı günler öyle söyleyeyim. Levent devam edebilir <laughs> bıraktığım yerden birinci, ikinci tur e, olasılıklar. Evet ben başlasaydım Gezici Anket hani çok bana da güven veren bir şirket değil e, diyerek başlayacaktım işte Murat Gezici'nin de e, görüşleri ortada. Ama şöyle bir şey var e, Erdoğan hiçbir anketi ya da hiçbir projeksiyonda 50 artı biri bulamıyor bir kere bunu veri olarak bir kenara koymamız lazım. Zaten şöyle de bir karşılaştırma yapılıyor. 2018'de 52 almıştı. 2018'den bu yana yaşayan o ekonomik sıkıntılar, memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk. Daha sonra zaten bunu ilk turda alması pek mümkün değil zaten. İkincisi bu o an ve İnce'nin alacağı oy çok önemli. ondan alacağı oy orunda ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyecek. Onun dışında hep anketleri böyle bakıyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir hava yakaladığı, Millet İttifakı'nın bir hava yakaladığı ve bunun da bazı güvenilir anketlere yansıdığı bir gerçek. Şimdi bu senaryolarla, karanlık senaryolarla alakalı benim hep şöyle söylüyorum. Seçimi muhalefetin kazandığı, bunun o akşam görüldüğü, ekranları yansıdığı, rakamlara yansıdığı bir ortamda buradan dönüş olmaz. Ama hiçbir zaman iktidarı muhalefetin kazanamadığı bir projeksiyon ya da bir ortam oluşturabilirler. Ya da ben şu an bile yarın öbür gün seçimleri iptal etme nasıl İstanbul seçimlerinde olmuştu. Bazı pilot sandıklar seçtiklerini, bazı pilot insanları aralara koyduklarını aynı şekilde Yeşil Solitifak'ta da olabilir. Yarın öbür gün seçimleri iptal ettirebilecek hile yaşandı ya da uçursuzluklar yaşandı şeklinde bazı tohumlar attıklarını öngörebiliriz. Gerektiğinde kullanırlar ya da kullanmazlar ama ellerinin altında tutacaklarını da düşünüyorum. Ama bahsettiğim bir senaryo gibi böyle muhalefetin seçimi kazandığı bir yerde... Buradan dönüş olmaz, burada gider ama benim söylediğim birinci tur için kıran kırana olmasa bile ikinci tura bırakacaklar. Esas o ikinci turda ne yaşayacağız? Tarık Bey'in söylediği o 14 gün en uzun gün onunla alakalı işte o dövizleri bırakıp büyük bir ekonomik hıza doğru görüyor musunuz? İşte siz istiklal seçtiniz, siz güvenil olmayan, güçlü olmayan bir lider seçtiniz gördüğünüz gibi ekonomi tepki verdiğinden tutun birçok şeylere kadar terör olaylarına kadar yaşanabilir hiç ummadığımız bir suikast terör PKK unsuruna bir suikast yapıp bunu büyük bir başarı olarak da pompalayabilirler. Ben açıkçası bu arabaydı, gemiydi, uçaktı bunların evet propaganda imkanı adına çok şey sağlıyor ama e etkisinin e, tahmin edildiği kadar olduğunu da zannetmiyorum. Ne hikmetse zaten bu icatların hepsi de böyle Mayıs'ta bitmiş böyle. Hepsini Mayıs'a denk getirmişler. Damadın Teknofest'i var genelde hep Eylül-Ağustos ayında İstanbul'da yapıyormuş. Neden sonra da Mayıs ayında yapmaya karar vermiş bu yıl işte gemiyi ne diyor sirkeci de e, seyre çekelim sirkeciye de insanlar gezsinler diye hepimizin şeyi e, sarayda hepimizin sarayı açsana şu sarayı da bir gezelim yani eğer hepsi beraberse sarayı da millet görsün bakalım neler oralarda odalarını falan görelim yani e, şöyle toparlarsak e, ben de ikinci tura kalacağını düşünüyorum İlk turda olmayabilir ve Muharrem de e, düşündüğümüz kadar da az oy almayacağını düşünüyorum biz genelde hep Genelde muhalif kesimleri vesaireyi, Muharrem İnci'yi küçümsüyoruz ama hiç olmadık bir yerde de böyle bilinmeyen bir de protesto oyları toplamaya başlıyor. Ama şöyle bir çalışma görmüştüm. Muharrem oy verenlerin ikinci turda kime verir kısmında neredeyse üçe bölünmüş bir şekilde Kılıçdaroğlu'na veriyor. Kararsız ya da protesto oy ya da Erdoğan var. Yani sadece ve sadece Millet İttifakı'ndan da alıyormuş gibi de bir tablo çizmemek lazım. Şimdi bir yazı okudum dün. Mümtazer Türkan'a e bir platformda yazıyormuş. Önüme düştü o yazıyı gördüm. Orada yeni 20'li yaşlarında 4 Nisan'da doğum günü olan bir çocuğu oğlu varmış. Ve oğlunun doğum gününe doğum günün olduğunda kapısını çalıyor. Kapıyı açıyor bakıyor ki karşısında iki tane iyi giyinimli bir kadın bir erkek duruyorlar. Ellerinde de çok pahalı olduğu her halinden belli olan bir doğum günü pastası var. Ve biz diyorlar AKP'den geliyoruz il teşkilatında ya da her nerede nereden geliyorlarsa işte sizin doğum gününüzü kutluyoruz bu da pastanız happy birthday diyorlar falan. Dolayısıyla demek ki ellerinde böyle listeler var ve bu listelerde özellikle genç seçmenleri hedeflemeye çalışıyorlar. Ve onların evlerine kadar gidip doğum günü pastalarıyla kim bilir kaç paralık pastayla kim bilir oraya o insanları göndermenin kaç paralık bir maliyeti var. Devletin bütün imkanlarını ve kamunun bütün imkanlarını ve paralarını kullanarak böyle evlere kadar gidip pasta açacak kadar da aslında bir taraftan da propaganda yapıyorlar. Yani Erdoğan sanki geçen daha önceki seçimlerdeki seçim öncesi hareketliliğini, atraksiyonunu göstermiyormuş gibi gözükse bile tabanda AKP'lilerin büyük bir çalışma içinde olduğunu görebiliyoruz. E, TOG meselesi de e, o savaş gemisi olarak lansettikleri gemi meselesi de, hiç gözlerini kırpmadan milyarlarca lirasını, dolarını Türkiye'nin kasasını devletin harcayabileceklerini görüyoruz ve bence bir şekilde kendi kamuoyuların, kamuoyularında ve seçmenlerinde bir etkisi olduğunu da ben şahsen düşünüyorum. Bu yaptıkları aslında ya sadece meydanlara girip Erdoğan'ın muhalefeti sert bir cümlelerle eleştirmesinin ötesinde AKP tabanında büyük yoğun bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor diye ben görüyorum. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Adem sendeyiz istersen konuyla alakalı düşünceler eklemek istediklerin varsa. Oraya geçerken iki tane soru bırakmak istiyorum. Bir tanesi şu. Acaba Muharrem İnce Erdoğan'ın elinde rehin mi? Muharrem İnce ile ilgili Erdoğan elinde neler var? Bu soruyu bir taraftan bir kenarda durmasında fayda var. Çünkü Muharrem İnce'nin Erdoğan'a çalıştığı herhalde herkesin mutabık olduğu bir konu. Diğer nokta şu. Erdoğan zoru görünce ee, muhalefetin vaatlerini bir kalemde yapmaya başladı. Nedir? Söylemeye başladı daha doğrusu vaat ederek yani gerçekleştir gerçekleştirmeci seçim sonrası dönemin işi. Nedir? Ee, mülakatı kaldıracağız dedi. Şimdi mülakatı kaldırma vaadi CHP'nin resmi olarak şeylerine de o gün maddelik eylem planı içerisinde de var. Ee, bunu kaldıracağını vaat etmiş olması acaba önümüzdeki 33 gün, 32 gün içerisinde? bugüne kadar zinhar olmaz dediği bir takım başka adımları da atmasını beraberinde getirir mi? Mesela? Bunu da bunu soru olarak düşünmek lazım. Yani Erdoğan sonuçta oy için yapabileceği hiçbir şey yani yapmayacağı hiçbir şey yok. Hani hep söylüyorum kendisi daha önceki seçimlerde kendi kızı Sümeyye üzerinden bile bir yalan senaryo bina edip onu gazete manşetlerinde, miting meydanlarında söylemiş birisi Erdoğan yani kendi kızını bile siyasi istismar aracı yapan birisinden ben her şeyi beklerim. Her şeyi beklerim. Yani Öcalan'ı ev hapsini çıkarıp deyip e, Kürtlerin oyunu almak isteyebilir. E, af çıkartıyorum deyip nerede torbacı, üçkağıtçı, hırsız, arsız varsa onların hepsini çıkartmayabilir. Yapabilir. Her şeyi yapabilir. Yani Erdoğan için bir sınır yok. Erdoğan artı bu noktada ben Rusların seçimi olan etkisini hiç hafife almıyorum. Yani şimdi buraya şuradan geleceğim. Şimdi sen pasta örneğini verdin, Mümtazer Türk Örneği'nin o ben de okudum. E, bu yönde daha önce çok e, okuma yaptım, yazı yazdım. Amerikan seçimlerinden, 2016 seçimlerindeki Cambridge Analytica skandalından e, çok, çok ciddi ders almış olmak gerekiyordu. Ama gördüğüm kadarıyla muhalefet onu henüz alabilmiş değil. Yani Erdoğan seçimi seçime gitmeden kazanmak için çalışıyor. Şimdi Rusların Türk seçimlerine müdahalesinin sadece botaş borçlarını ertelemek, Rus paralarının Türkiye'ye getirilmesi olduğunu mu düşünüyoruz? Yani seçim manipülasyonu, online manipülasyonlar konusunda çok tecrübeli bir ekibi var. Çok tecrübeli bir kadrosu var Rusların. Yani ve Rusların seçimlere müdahalesi sadece siyasi rakipleri zehirlemek değildir. Yani kendi ülkelerinde hep yaptılar bunları. Aynı zamanda seçim manipülasyonlarını online alemde çok etkili yapıyorlar. Şimdi tabii şunu da sormak gerekiyor. Şimdi siz seçmenlerin doğum gün bilgilerini nereden aldınız? Adreslerini nereden edindiniz? Bu o bu bütün devlette olması gereken kişisel bilgileri nereden edindiniz? Artık bu çok naif bir soru olarak kalıyor. Ama benim demek istediğim nokta şu: Erdoğan e, özellikle nokta atışı kampanyalar yürütüyor. Sanal alemde çok yoğun kampanyalar var. Yani benim hiç ilgimi çekmeyen neden? Çünkü benim e, şey bir browser'ımı izleyen birisi bana öyle bir reklam göndermez. E, ama mesela özellikle bu amaçlı forumlara işte özellikle bazı influencer hesaplara bakıyorum. Yani normalde AKP'li yan yana gelmeyecek insanlar e, uçak gemisi adı altındaki o e, hücum gemisinin reklamını yapıyor. Tog'u övü anlatamayan influencerlar var. Ve TikTok'a, sanal aleme, Facebook'a korkunç bir harcama yapıyorlar. E, bunların hepsi de aslında o yeni oy kullanacak olan seçimler kitlesi için yapılan çalışmalar. E, ama burada temel soru şu e, yani o manipülasyonlarda nereye kadar varacaklar? Bir de bir e, hatırlatmayla sözü devredeyim. E, yüksek Seçim Kurulu üyelerinin e, atanması sürecini e, Türkiye çok tartışmadı. Bu üyeler kimdi, neler vardı, nasıl yaptılar? Ben o üyelerin mesai yaptığı mesai arkadaşlarını bir şekilde yaptığı yerler özellikle araştırdım, buldum, insanları sordum. E, tekrar söylüyorum, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yandaş filan değil, direkt partili. Yani yüzde yüz partili. Hani. Erdoğan dese ki bu seçim sonucunu şöyle açıklayacaksınız. Olur mu efendim falan demezler. Yani direkt olarak o şekilde açıklarlar. Ve YSK'nın hala yani hani Kılıçdaroğlu bir yerlere gidiyor ya. Gitmesi gereken en önemli yer YSK bence. Enteresan. Tarık ne diyorsun bu konu? Başka bir konuya geçecektim ama Adem çok sert girdi bu konuya. <laughs> e, şimdi e... <laughs> her şey olabilir. her türlü ihtimal söz konusu olabilir katılıyorum. Fakat şimdi senin sorundan hareketle ve Adem'in anlatımlarından hareketle şöyle toparlayayım. Erdoğan'ın veya ve AKP'nin bir kampanya ajandası ajandası vardı. Şimdi bu ajandada ne vardı? Bu ajandada TOG vardı. Mart ayında planlı bir şey. Bu ajandada işte o açıkladıkları uçak gemisi ama bir çıkarma gemisi esasen o uçak gemisi falan değil. Hatta sihaların falan inip kalkışı bile sorunlu. Yani hava muhalefeti falan söz konusu olduğunda sihalar da oraya düzgün bir şekilde inip kalkamıyorlar. Anladığım kadarıyla genişliği çok müsait değil. 30-32 metre genişliğinde o çıkarma gemisi. Sert hava koşullarında sihalar da inip kalkamıyor. Bunu olayın yani olayı tamamen askeri uzmanlara bırakıp devam ediyorum. Şimdi bu bütün bunlar hepsi şeydi. Ee, yani e, planlanan, e, planlanmış e, ve seçime doğru e, ne bileyim işte şapkadan çıkarılacak tavşanlardı. Fakat görüldü ki ne şapka var ortada ne tavşan var ve bu çıkartılan şeyler e, bir şeye yaramıyor. Yani ne kadar siz propaganda yaparsanız yapın bir karşılığı yok. Tog'un da karşılığı yok o çıkarma gemisinin de bir karşılığı yok. Gaz bulacaklardı, petrol bulacaklardı, onun da bir karşılığının olmadığı ortaya çıktı. Çünkü 2023 için söz vermişlerdi Karadeniz gazını. Hatırlayın 2023 ortaladık neredeyse hala yok. Şimdi böyle olunca Erdoğan 10 gündür seccade meselesine dolandı. Tarık. Seccade meselesi kendi tabanına bile inmedi çok dikkat çekici bir şekilde kendi tabanı bile seccade meselesini alıp sahiplenmedi, kabul etmedi, içine silmedi. ama o hala yukarıda onu, onu döndürüp duruyor. Ee, i̇şte diğer şeyler işte seçim var. Lozan vardı, Lozan vardı, Lozan. İşte Lozan vardı. İşte Lozan şeyi bekliyoruz. Temmuz'u bekliyoruz. Lozan'ın 100. yıl dönümü Temmuz'da. Temmuz 2023'te göreceğiz. Şimdi devamla e, vaatlere bakıyorsunuz. Vaatler evet kopyalanmış vaatler. Kılıçdaroğlu ne derse onu aynen kopyalayıp yürüyorlar. E, Ertan Aydın'ın seçim kampanyasına bakıyorsunuz hikaye. Şimdi Ertan Aydın kim? İşte seçim kampanyasının başına getirdiği isim AKP'nin Erdoğan'ın. E, şeye bakıyorsunuz adaylara bakıyorsunuz bir tane yıldız isim yok. Konuşulan adaylar Şebden Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Savcı Sayan falan. Şimdi e, bununla dönüyor hikaye. Şimdi bu koşullarda Erdoğan her halükarda kaybediyor. Benim evet dikkat yani bütün bu şeyler ne derler veriler alt alta toplandıktan sonra benim dikkatimi çeken de şu şu anda her koşulda Erdoğan kaybediyor zaten birinci turda yüzde 50 artı biri bulamıyor oyları 42 40 42 bandına gelmiş orada dayanmış daha da üzerine çıkmıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları da şu anda 43 45 bandında görünüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun 50 artı biri yakalama potansiyeli var. Yani İyi Parti'ye rağmen, Aytun Çıra'ya rağmen, ne bileyim e, CHP içindeki ulusalcılara rağmen filan falan. falan. E, kuşkum şu, acaba içeride ve dışarıda, hani e, hep söylüyorlar ya Fuat Oktay söylemiş, e, içeride ve dışarıda gizli güçler Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Sanki içeride ve dışarıda e, bir takım gizli güçler e, veya bir takım dinamikler harekete geçip Erdoğan'ı tutmak için, devreye girebilir mi? Yani Erdoğan içeride bu şeylerin tükendiğini görürse, bu argümanların tükendiğini görürse ki zaten şu anda da çok istiyor. Putin'i davet edip duruyorlar, bir türlü gelmiyor. İbrahim Kalın'ı önce Washington'a, sonra Moskova'ya yolladı. Lavrov geldi ve Lavrov Erdoğan'a biyolojik olarak iyiyim nasılsın diye sorunca Erdoğan, İngilizce bildiği tek kalıp hava arıyor. Nasılsın diye sorunca Erdoğan, Lavrov biyolojik olarak iyiyim dedi. Yani sağlığım fena değil ama onun dışında iyi değilim manasına gelen bir şey. Görüşme nasıl geçti bilmiyoruz. Putin'den medet umuyor. Bir takım işte biraz evvel Adem'in bahsettiği bıraktığı yerden devam edeyim. Yani Cambridge Analytica falan gibi bir takım girişimlerden veya bir takım yapay zeka ürünü, bir takım videolar, bir takım ses kasetleri falan devreye sokulup da bunların yalan olduğu ortaya çıkana kadar atı alan geçer mi? Bunlar üzerinde duruluyor açıkçası içerideki dinamiklerin, içerideki dinamiklerin kimler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. E, bilinenler var, bilinmeyenler var, sureti haktan görünenler var ve dışarıdaki dinamiklerin Erdoğan'ı oradan tutmak, Erdoğan'ı orada tutmak için son 2-3 haftada bir şeyler ortaya koyabileceklerini veya onun eline güçlendirecek hamleler yapabileceklerini ben de düşünüyorum. Ben de bunu hesaba katıyorum. Çünkü Erdoğan'ın ve AKP'nin barutu bu kadar bitti. Ve mevcut barutlar da başta söyledim planlanmış barutlarda elde patladı, işe yaramıyor. Ee, ona bırakırsanız kalıyor. Yani sınıfı geçemiyor. Birinci turda da, ikinci turda da kalıyor. Ama içeride ve dışarıda bir takım dinamikler harekete geçip ona bir hayat öpücüğü verir mi? Tabir yerindeyse, tırnak içinde söylüyorum, bir inayet eli tekrar dokunur mu? Evet, benim de tereddüdüm var. Evet, şimdi... E, Erdoğan, e, Kemal Kılıçdaroğlu vesaire böyle Kafa kafaya gidiyorlar ama onların dışında da kendi ekipleri bir şekilde bir çalışma yürütüyorlar. Yürütmeleri de gerekiyor zaten. Sonuçta adaylar olarak bir yerlere kadar gidebiliyorlar. Fakat kendi ekiplerinin motivasyonları belki biraz daha sonucu belirleyecek. Mesela Fahrettin Altun dört bir koldan saldırıyor belli. Hem kendi tweetlerinden hem yönettiği ekipten hem nasıl bir mücadele içinde olduğunu bütün bu onun paylaşımlarından hissedip anlayabiliyorsunuz. Muhtemelen de şu anda havuz medyasını dört bir koldan yönetiyorlar ve onların hangi başlıkları atacaklarını, kendi ürettikleri bu, kendi ürettikleri gündemleri nasıl köpürteceklerini tek tek Fahrettin Altun ekibi şu anda belki de tarihinin en yoğun dönemlerinden bir tanesini yaşıyorlar gibi ben görüyorum attıkları tweetlerden. Çünkü herhangi bir sözden, herhangi bir davranıştan nasıl oraya doğru boca edeceklerini, nasıl yöneleceklerini, nasıl üzerine abanacaklarını çok iyi kestirmişler. Kendileriyle alakalı aynı konular olsa bile onları göz ardı edip ama muhalefette muhtemel olabilecek ya da olan gelişmelerin nasıl köprüdeceklerini tek tek planlamışlar ve bu konuda da çalışıyorlar. Yani bir taraftan psikolojik harp bütün ağırlığıyla ve yoğunluğuyla Türkiye'de devam ediyor. Sen böyle sosyal medya, gazetelere, televizyonlara baktığın zaman Levent Böyle hissedebiliyor musun? Mesela şöyle düşün. Türkiye'de yaşadığını düşün. interneti çok kullanmadığını düşün. Sadece televizyonlar ve gazetelere maruz kalsan nasıl bir ruh haline sahip olurdun? Tabii nüfuslarına göre Türkiye'de hala televizyon önemli oranda bilgi alma aracı. Onu kabul etmemiz lazım. Tabii genç nüfusa düştükçe azalıyor ama belli bir hala televizyon, o haber izleme alışkanlıkları var. Şimdi sorumuz bana şu aklıma getirdi. Geçen gün Erdoğan pide almaya gitti biliyorsunuz. Böyle bir kurgu e, halkla iç içe sıcak Ramazan pide. Yani kardeşim neredeyse olağanüstü hali ilan etmedikleri kalmış. 15 Temmuz'da bu kadar polis sahada yoktu. E, polisler inanılmaz koşuyor. Kuzey Kore lideri gibi aracının peşinde koşuyorlar. Şimdi biz bunu sosyal medyada gördük. Sosyal medyada dolaştı bu polislerin komik görüntüleri. Ama izleyen insanlar er, Erdoğan'ın bir fırından pide aldığını gördü. İşte fark böyle bir şey. Ama e, ne kadar etkili olacak? Genelde zaten e, Türkiye'de kutuplar belli, sınıf şeyler belli. Ben insanın çok ezici bir şekilde aslında kararlarını verdiklerini düşünüyorum. E, bunlar izleyen hani A Haber vesaire izleyip zaten Erdoğan destek veren zaten destek veriyor ama e, unuttuğumuz ve hep hatırlatmak istediğim bir şey var. Bence deprem e, bunun bütün yaldızlarını söktü. Erdoğan'ın bambaşka seçim planları vardı. Özellikle ekonomide kesin ağzın sonuna kadar açıp askeri ücret, EYT vesaire vurup çok bahar havasıyla beraber Türkiye'de bir seçime gidecekti ama olmadı. Deprem birçok planını alt üst etti. E, belki seçim tarihinden tutun psikolojiye kadar. Bazen e, bazı şeyler anlamlandırmaya çalışırız. O depremdeki fecaat, onun altında kalmış olması da bunun vermiş olduğu o... E, moral bozukluğu. Bunlardan artık bir şey çıkmaz. Çünkü hikayesi bitmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Yani AKP seçildiği zaman ülkeyi nasıl yöneteceğini zaten biliyoruz işte. Rüşvet çarkını biliyoruz, ihale alan şeyleri, iş adamlarını biliyoruz, Erdoğan'ı biliyoruz, atamalar dikili biliyoruz. Yani AKP bir daha seçildiğinde nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımız ve daha beteri olacak, daha çok ee, ekonomi daha da kötü olacak, döviz daha çok sıkıntıya girecek, insanlar daha da mutsuz olacak. Yani 2013'ten bu yana geldiğimizde AKP devamlı olarak e, ülkede e, bir sorun kaynağı oldu ama seçim kazıyor çünkü seçim kazanma makinesi. Muhalefetin çok büyük beceriksizlikleri vardı. Şimdi ilk defa muhalefet görece olarak daha akıllı davranıyor, dikkatli davranıyor. Masayı devirmediler, adayı çıkardılar milletvekili seçimlerinde büyük bir sıkıntı olmadı. Eğer bunu sürdürebilirlerse yapıcı pozitif politika aslında e, tarih ve kampanyacısından bahsetti. Onun en büyük e, amacı pozitif kampanya yürütmekti. AKP'nin yaptıkları işte gemi, uçak vesaire yollarla bu işi götürmeye çalışıyorlardı. Ama bunların da artık yetmeyeceği bir durumdayız. Neden? Çünkü ekonomi çok kötü. İnsanlar aç. O Erdoğan'ın e, dediği daha az yumurta alıyorsan daha az ekmek alıyorsun. Aynen yaşanmaya başladı. İnsanlar e, şu an bir seyahatim Türkiye'den gelen insanlarla da e, konuşuyorum. Gerçekten insanlar burnlarından soluyorlar. Ekonomik olarak ciddi bir şekilde bulanmış durumda ve görüyorlar. Eğer Erdoğan yönetimi devam ederse bu çok daha kötü olacak. Bunu e, insanlar biliyor, bunu satın almış durumdalar. O yüzden e, zaten ne zaman bunları konuşsak, siyasetin Erdoğan artık bir kere daha seçilme ihtimalinin zayıf olduğunu düşünürsek hep böyle karanlık senaryolar aklımıza geliyor. Bence maalesef haklıyız. Bunun geçmişte örnektir yaşandı. Şu an gidişat seçimlerin atmosferi İstanbul seçimleri gibi, 7 Haziran gibi polemikler olduğu konuşulduğu ama insanların bir iktidarı değiştirme düşüncesinin daha ağır bastığını görüyorum. Tam da dediğin gibi Türkiye'deki ekonominin durumu gerçekten Cumhuriyet tarihinin en derin zamanlarından bir tanesini yaşıyor. İnsanlar peynir, ekmek... E, yumurta alabilecek durumda bile değiller. Toplumun büyük bir kısmı bu haldeler. E, fakat bütün bunlar olurken, yani Türkiye'de insanların ayranı yokken içmeye, bakın Hulusi Akar'ın tahtaravallisinde neler var? Şöyle bir tweet gördüm. Eğer doğruysa e, lüksten şatafattan hiçbir şekilde geriye de durmuyorlar. Adem gördün mü bu tweet'i? Evet, e, sürpriz değil. Hulusi Akar lüksü seven birisi. E, nasıl olduğu büyük bir soru işareti ama çok da zengin. Yani bir genelkurmay başkanının ömrü hayatı boyunca askeri bürokraside olmuş bir insanın kazanabileceği para belli. Yani o parayla yapılabilecekler belli. Ailesinin ekonomik durumu ortada. Hani Burjuva bir ailenin çok zengin evladı olarak yaşamış büyüsü de değil. E, mesela ben e, en e, şeyi merak ettiğim konusu hani en başta yaptırdığı camiydi yani. Kayseri'ye devasa bir cami yaptırdı. Hani bu para nereden diye de kimse sormuyor. Onun dışında daha önceki işte lüks şeylerini, harcamalarını 15 Temmuz de okudum ben. İddianamelerde onunla mesai yapan insanlar, özel kıyafetler, özel harcamalar, özel lüks tüketimlerinin olduğunu zaten anlatıyorlar. Tabi bunların hepsi soru işareti ama bunları sorabilecek bir platform henüz yok. Belki günün birinde oluşur. Ama hani işte Mehmet Metin'lerin Prada montu ya da diğer AKP'lerin ultra lüks harcamaları yanında Hulusi Akar benim neyim eksik demiş. O da aynı şekilde harcamalar yapıyor. 100 bin liralık bir ceket, mont, işte saati 350 bin lira falan böyle lüks harcamalar var. E tabi bu insanlar, bu tip harcamaları yapan insanlar tek ceket, tek saat, tek gömlekle yaşamıyorlar. Bunlar bir değişik şehirlerde değişik stokları oluyor yani Hulusi Akar'ın bu lüks merakı ve para harcama meselesinin üzerinde durmak lazım. Çünkü hani bu tip trafiklerin içerisine girmişseniz bir takım şantaja açık olma ya da bir takım vaatlere açık olma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Tabii iş dönüyor dolaşıyor. 15 Temmuz'a falan gidiyor. Hani oraları açıp konuyu uzatmak istemiyorum ama hani özellikle de deprem bölge gibi bir fecaatin ortasındayken 100 bin liralık montla dolaşmak en basit tabirle basiretsizliktir yani. Peki yani şimdi Tarık bitireceğiz ama bitirmeden sana bir soru sormak istiyorum. Aytun Çıra'ya dönmek istiyorum en başa. O Süleyman Soylu'ya ben bazı isimlerden söyledim. Bu isimlere karşı dikkatli ol dedim. Bir baktım ki onların hepsini açığa almış diyor. İşte FETÖ METÖ diyor kendilerine göre bir şeyler uyduruyorlar. Sadece duydukları isimlerle birilerinin bir liste hazırlamasıyla on binlerce insanı, yüz binden fazla insanı biliyorsun görevlerinden aldılar, oraya buraya savurdular, hapishanelere attılar. Bu Aytun Çıray sadece bir aday gösterilme meselesi partisiyle düştü. Fikir ayrılığından dolayı hemen bunları söyleyebiliyor. Yani Türkiye'de birazcık rüzgarın yönü değiştiğinde böyle bir itiraflar bocasıyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyor musun? Şimdi kesinlikle kesinlikle öyle. E, Aytun Çıray yani şeyden başlayayım işin siyasi analizini yapayım daha sonra da o itirafına gel geleyim. Şimdi Aytun Çıray e, farklı partilerde e, görev almış. Bende de telefonu kayıtlıydı sık görüşürdük. E, Türkiye'den çıkana kadar da görüşmelerimiz devam etti. Fakat sonra girdiği evreyi ve sonra e, tuttuğu yolu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Evet. İyi Parti sadece Aytun Çıray değil, bu partisiyle de ilgili. Şimdi mesela Sadullah Ergin veya işte CHP sıralarında aday gösterilen Saadetli, Gelecek Partili, Deva Partili isimlerden falan bahsediliyor ya. Bu neden böyle oldu? bu şundan oldu. Yani İyi Parti, Millet İttifakı adaylarıyla CHP'yi baş başa bıraktı. Saadet, Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bir ittifak içi, içi ittifak modeli kuracaklardı. Olmayınca CHP'ye döndüler. Esasen belli isimler, yani örnek olarak söyleyeyim. Ee, şey e, Sadullah Ergin İyi Parti listelerinden Ankara adayı gösterilseydi hiçbir problem olmayacaktı. Niye? Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Çünkü İyi Parti listelerinden Ordu'da İdris Naim Şahin aday gösterildi. O da tartışmalı bir İçişleri Bakanıydı ve en azından Sadullah Ergin'e tepki gösterecek insanların benzer tepkisini alabilecek isimlerden biriydi. Ama kimse İdris Naim Şahin'i konuşmuyor. Niye? İyi Parti listelerinden aday gösterildiği için. Şimdi... E, Dolayısıyla bu krizin yönetilememesi yani Aytun Çıray meselesinin temel kodlarına indiğini, genel kodlarına indiğinde bir Meral Akşener vakası ortaya çıkıyor. Yani 3 Mart krizi hala devam ediyor. Ve o 3 Mart krizinde Aytun Çıray o günlerde de etkindi. O günlerde de aktifti. Şimdi Akşener şeyden masadan kalkarak masa yanlılarını küstürdü. Masaya oturarak da bu sefer diğer tarafı küstürdü. Yani Meral Akşener partinin iki kanadında da bir küskünler ordusu oluşturdu. Aytun Arthur da bunlardan biri. Efendim? Sarstı böyle partiyi. Sarstı. Yani önce bir tarafı sevindirdi, sonra onları üzdü, sonra bir tarafı sevindirdi, sonra onları üzdü falan böyle bir durum oldu ve elinde bir şey. Yani ve İyi Parti Metropol Araştırma'nın verilerine göre e, Nisan 2022'de yani bundan tam bir yıl önce %18'ler seviyesindeyken şu anda %9'lara düştü. Yarı yarıya oy kaybetti. Barajın altında değil kesinlikle ama %8-9'a düştü. Eski barajın altında yani eski baraj neydi? %10'du. Evet. Şimdi Aytun Turay tam da böyle bir ortamda ortaya çıktı ve temayül yoklamaları vesaire neyse artık aday gösterilmediği için filan gene ha halbuki niçin itiraz ediyorlar? İyi Parti kendi adaylarını gösterdi. Dedim ya e eğer ee, deva gelecek ve e, Saadet Partiler'den bir kısmını İyi Parti kendi listelerine alsaydı e, en az CHP'deki tartışma yaşanmayacaktı. Millet İttifakı biraz daha birlik bütünlük içinde yürüyecekti. İyi Parti kendi listelerini yaptığı halde Aydınlıçlar bu listelerde memnun olmadı ve tamamen şahsi mesele. Yani bir şahsi menfaat söz konusu. Aday gösterilmediği için veya falan. Baktığınızda enteresan bir şekilde o ortaya koyduğu itiraf tam bir e, cadı avı ve e, soykırım sürecinin yani soykırımdır çünkü bir liste yapıyorsunuz e, o listelerle bir takım insanların e, hayatını karartıyorsunuz ve bunu 6 sene sonra 7 sene sonra da savunuyorsunuz. Şimdi esasen bu bana göre en önemli tarafı o bu utanılacak bir şey bu e, savunulmayacak bir şey bu bir gün siz katkıda bulunduysanız bile 6-7 sene sonra 8 sene sonra sahip çıkmayacağınız üzerinde durmayacağınız gizlemeye çalışacağınız bir şey. Aytun Çıray bunu açık etti listeler vermiş ve o listelerde de demiş ki biraz evvel ismi geçen onun için özellikle ona atıfta bulundum İyi Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin. İdris Naim Şahin'in aldığı her kişiyi atacaksın arkadaş demiş ve Süleyman Soylu da bunu yapmış. Şimdi e, Önün arkasına bakmadan yapmış. Bir insan, benim aklımın almadığı taraf bu. Bir insan 6-7 sene sonra böyle soykırım listelerine, böyle linç listelerine imza attığını saklaması gerekirken, gizlemesi gerekirken, üzerinde durmaması gerekirken, 6-7 sene sonra bunu nasıl itiraf eder? Bu nasıl bir basiretsizlik? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ki böyle bir şey yapar? Ama... Ee, İşin şöyle bir iyi bir tarafı var. Hani olumlu tarafı nedir diye soracak. İşte bu tür siyasi kavgalar ve çekişmelerde bazı böyle e, ileriye dönük çalışanların veya en azından veri toplamaya çalışanların eline argümanlar bırakıyorlar. Yani Bazen. bana göre gazetecilik açısından işin iyi tarafı bu kavgadan böyle somut bir veri elde etmemiz, somut bir soykırım itirafını elde etmemiz. Levent bu konuda alakalı sen diyeceklerin var mı? Evet evet Aytun şöyle alakalı bir not aktaracağım. Öncesinde Eren Erdem de benzer şeyleri söylemişti. 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına çıkmış HDP temsilcileri de bile bunu söylemiş. Ya HDP'ler bari siz yapın. Yani bu ülkede biri terörle ilişkilendirilme konusunda en fazla şikayet eden milletvekilleri dahi konu bu olunca çok ilginç devlet refleksleri gösterdiler. Şimdi ben Aytun Şuray'ı nerede hatırlıyorum? 15 Temmuz Araştırma Komisyonu. Çok uzun bir adı vardı zaten. Aytun Çıray toplantıya gelmişti ve demişti ki Erdoğan Marmaris'te malum 15 Temmuz Cuma günüydü. Cuma namazı için şu şu köylerde hazırlık yapılmıştı. 19-15 Temmuz'da niye Cuma namazına gitmedi? Bu bilgiyi bilgiyi getiren Aytun Çıray'dı. Yani o günden sonra bir daha da 15 Temmuz'la alakalı hiçbir bilgiyi de paylaşmadı. Hiçbir ağzına dahi almadı. Yani hep böyle zaman zaman çıkıp Bilgi karıştıran. Ben çok tekin bir insan olarak görmüyorum. Hatırlarsınız siyasi geçmişte DYP, ANAP, hatta Demokrat Parti de başkanlık adı genel başkan adı bile oldu galiba. Daha sonra böyle 3-4 tane sağ partide siyaset yapmış adam. Bir anda CHP milletvekili oldu hatırlarsınız. Daha sonra da İyi Parti'ye geçmişti. Ya yani bunlar küskünler olacak. Aytuncular ile alakalı bu 15 Temmuz bilgisini bir hatırlatayım istedim. Bu kadar. Pekala. Toparlıyoruz. Adem senin ekleyeceğin bir şey vardı. İstersen o, onu ekle. E çok bir ekleme yapayım. O da şu rejimin karakterini ve mantalitasını göstermesi aslında önemli bir görüntü. Yani şimdi görüntüyü yayınlayıp e, zamana harcamak istemiyorum ama e, meşhur bir e, uyuşturucu baranı var. Ürfi Çetinkaya biliyorsunuz. Efsanedir Türkiye'de. Kendisi işte cezaevi sonrası süreç e, hakkında uzun yıllar hapis cezaları kesinleşmiş kararlar var. E, Sarıyer'de e, içinde özel hastane, hani sarayın içindeki gibi kendine özel terapi hastane vesaireler de kurdu. Bir villada e, mutlu mesut yaşıyordu. Ne olduysa herhalde uyuşturucu parasında anlaşılamadı ki müdahale yapmışlar. Ama mesele enteresan şöyle ki, yani gözaltı kararındaki video, şey gözaltı operasyondaki videoyu izlemek lazım. Yani polis ne kadar kibar haklarından bahsediyor, herhangi bir müdahale yok, zorlu müdahale yok. Hiç, hiç, keyifli gayet e, hani eş dost muhabbeti gibi bir durum söz konusu. Ama aynı polis Ramazan'da sahur saatinde e, avukatlara, genç avukatlara operasyon yapıyor. Kapılara işte o e, koç başlarıyla dalıyorlar, İşte Çocuklu annelere özel harekat polisleriyle e, otomatik silahlarla kameralar içinde şov yapıyorlar. Ama gerçek bir suçlu geldiği zaman son derece kibar oluyorlar, kanundan hukuktan bahsediyorlar. Hani bu tezatı da dikkatinize sunayım istedim. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Hani e, cahiliye döneminde bile bir haram aylar vardır. E, i̇nsanlar savaşmaz, zulmetmez. Ama Erdoğan rejimi onlar bile yok. E, her gün daha fazla insana sahur vaktinde operasyonla kapıları, pencereleri kırarak içeri girmeye devam ediyorlar. E, bu zulmü sonuna kadar götürüyorlar. Bu çelişkiye dikkat çekeyim istedim. Metin, bir iki cümle Peki, ilave abi. etmek istiyorum bu e, cadı avı ve bu Aytun Çıray meselesiyle başlayan şeye. Şimdi bakın bugün gündemde olan bir iki şey var. Belki Cuma günü devam ederiz buradan. İşte KHK'lılar neden gündeme getirilmiyor? Neden işte genel bir siyasi af, devlete karşı işlenen suçlar falan neyse veya terör suçları falan neyse çok geniş bir parantezde bir sürü insan işlem gördü. Neden bununla ilgili bir şey yapılmıyor falan gibi. Yapmıyorlar, yapamıyorlar. Neden? Çünkü bu meselede bir cemaat meselesi var da ondan. Yani Türkiye muhalefeti tırnak içinde bu FETÖ söylemini aldı kabul ettiği için bu zulümleri yapabiliyorlar. Ve bundan dolayı da KHK'larla ilgili bir şey söyleyemiyorlar veya işte siyasi aftan bahsedemiyorlar veya genel aftan veya devlete karşı işlenen suçtan bahsedemiyorlar. E, muhalefetin en büyük telaşı da şu yani... İşte Aytun Çıray ve benzerlerinin çıkışında o Murat Ağarellerin falan attıkları yani o şeylerin o telaşta o endişede ya bu dönem acaba bitiyor mu bir şey kapanıyor mu acaba ne olacak falan gibi bir endişe var. Orada da şunu görüyorsun giderlerse bu rejim ve yargıçları e, bu söylemin altı boşalacak FETÖ söyleminin altı boşalacak kumpas dediğimiz her şey kumpas olmadığı ortaya çıkacak. Tüm bu saçma suçları, tüm bu saçma dönemi örtme aracı oldu tırnak içinde fetö söylemi. Bundan arınmak sevgili Metin, sevgili arkadaşlar çok uzun zaman alacak. Ben kısa sürede biteceğini zannetmiyorum. Fakat 2009'dan bu tarafa geriye doğru 13-14 yıldır her şeyin altından da cemaat nazlıcaktı kitabını yazmıştı. Böyle bir sistematik propaganda var. Bilinçaltı nasıl temizlenir, arınır bilmiyorum ama yani olan oldu. Belki zaten Murat da niyetle buydu, bilmiyoruz. E, ne kadar süre bu işi kemoterapide, ne kadar süre bu işi askıda, ne kadar süre bu işi e, sürüncemede tutsak iyidir. E, ne kadar süre bu işi sürüncemede tutarsak o kadar e, iyi olur ve bir daha da dönemezler, bir daha da etkili yerlere gelemezler diye baktılar. Esasen haksız da değillerdi, öyle de oldu fiili olarak. Fakat maalesef ki maalesef bakıyorum Türkiye mahallelerine halen söylemleri düzelmedi ve e, kusura bakmasınlar bu söylemleri düzelene kadar da dayak yeme devam edecekler. Bu yüzden onlar orada yaşıyor biz burada yaşıyoruz. Tarık Bey e, söylediğinizde bir kısa bir ilave yapayım. E, sadece Türkiye'dekiler değil yurt dışına çıkmış aynı sıkıntı yaşamış insanlar da Hüdapar'ı tercih ederim diyor. Yani mafya ağzını burnunu dağıtmış bir mafya liderinin sosyal medya danışmanı olmuş, nitelikli emir olur olmuş ve cemaat ile kıyas yaptığında Hüdapar'ı çok daha ehven buluyor. Mafyanın bir var diyor. Yani kastettiğiniz desteklemek için söylüyorum maalesef. Satır alınmış bir nefret var. Türkiye'de rejimin değişmesiyle bu haksızlıkların KYK olsun, cemaat olsun değiştirilmesi ayrı iki düzden. Bunu da böyle kabul etmek lazım. Pekala arkadaşlar tam toparlayalım bugün de. Cuma'ya da bir şeyler kalsın. E, sadece bir perşembe var arada. Sonra Cuma günü tekrar buluşacağız. Metin e, Bey, ha, e, yüzden, Cuma günü için ben e, görevden affımı istiyorum. Bir e, İsveç dışındayım. Cuma günü de yollarda olacağım. E, görevden affımı istiyorum. Estağfurullah ne demek bizim öyle bir af ya da affetmeme e, gibi e, bir... anket, düzenleyelim. Levent yerine kimi görmek istersiniz evet. diye. Listedeki ee, mi ben. Bülent haber haber değil Bülent Korucu evet. <laughs> ankette oy kullanacak olan insanları şey yapabilir, etkileyebilir. Ee, bir bağımsız, serbest bir anket yapalım. Yarın Bülent abiyi davet edecek olması. Perşembe, Perşembede e, Ekrem ekran ile çıkış yolu vardı. O da cumartesi günü yayınlanacak. Cumartesi günü çekeceğiz. Onu da izleyicilerimize bilgi vereyim istedim. Bütün TR724'ün yayın akışını değiştirmişsin. Nasıl etkili bir güçlü bir adamsın Devlet Sen. <laughs> Arkadaşların seyahat ettiğini görüp biz de böyle kıskanıyoruz ama bir gün uzun yıllar sonra belki biz de seyahat edebiliriz diye dua ediyoruz inşallah. Bir gün biz de inşallah onların yanlarına gideriz görüşürüz buluşuruz. E, belki aynı de yaparız belki programı hasret gidermiş oluruz inşallah. Yani yakın i̇nşallah. zamanda bu tarafa geleceğinizi zannetmiyorum ama seneye ziyaretinize geleceğim arkadaşlar yani 2023 son 2024 başı ziyaretinize geleceğim. Tamam o halde buluşalım. Levent sen de gelirsin. Hep beraber buluşuruz. İnşallah. Pekala. Teşekkürler. Cuma günü o halde Levent olmadan biz kendimiz bir planlama yaparak buluşuruz sizlerle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.